Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Bir noktasından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Almus Yatırım için hazırladığımız bültenimize hoş geldiniz. Dolar ile isterseniz şöyle bir başlayalım. Güne hızlı yukarı harekette ederek başlayan dolarda sabah itibariyle 3.83 görüldü. 3.79.40 en düşük, 3.81.80 şu an için yükselişinin neredeyse yarısını almış durumda. Bu sakinleşen, hatta günün ilerleyen saatlerinde aşağı yönde bu hareketini daha da hızlandıran bir dolar görme ihtimalimiz yüksek. Bu tabii ki yakın vade endekse baktığımızda sabah bahsetmeye çalıştığımız destek direnç noktaları bu anlamda çalışırken sabah görülen en düşük 138-125, en yüksek 140-275 ki şu an için günün en yüksek seviyesinde görmüş olduğunuz gibi 140.000 139.900 alıcılı bölgeye geçmiş durumda, satıcılı bölgedeydi ve satıcılı bölgeden 138-125 tablomuzda görmüş olduğunuz nokta ikinci kırmızı görüldükten sonra gelen alışları görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. 139.925 üzerinde kalma isteği artıp tepkinin önümüzdeki saatlerde de devamı gelebilir. Bunun anlamı 140.850'ye kadar bir tepki ihtimali söz konusu olacaktır. Haftalıklarda 138.250'nin üzerinden gelen bu hareketin ilk etapta 140.500, sonrasında 140.850'ye kadar ulaşması gün içinde beklenebilir. Şu an 141.200'lerde olduğunu düşünecek olsak 139.900 üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda bu isteğin alacağını söyleyebiliriz. 30 endeksten hemen 100 endekse şöyle bir geçelim. 100 endekste de sabah 111.107 görüldü. 112.800, 112.600. 111.100 aslında görmüş olduğunuz hemen hemen ikinci desteğe ulaşmış durumda. Şu an 112.500'ler seviyesinde bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu da alıcılı bölgeye yakın. Evet, ilerleyen saatlerde bir hareketlilik söz konusu olabilir. Haftalıklarda en düşük seviye görüldükten sonra bu tepkinin gelmiş olması, 111.500 üzerinde olması önemli. 112.000'ler üzerinde şimdi kalması demek 113.000-113.700'lere kadar bir tepki isteğini oluşturabilir. Bunu da izliyor olacağız. Dolar tarafındaki gerilemenin de etkisiyle olacaktır büyük ihtimalle bu. Garanti Bankası'na geldiğimizde neden Garanti Bankası diyoruz? Çünkü endeksi belki de yukarı sürükleyecek hisseler içinde olabilir. Bu manada baktığımızda şu an için olumlu olduğunu, ikinci yarıda da 10.50'ler üzerine atma isteği olabilir. Böyle bir durumda şu an için yaşamış olduğumuz düzeltmenin, ki beklediğimiz ve işaret etmiş düzeltmenin yanından itibaren biraz daha yataya girip hatta zaman zaman tepkiler vermesi ihtimalini konuşuyor olacağız. Garanti Bankası da bu noktada baktığımızda o düzeltme sonrası şu an için çok önemli destek bölgesinde, buradan tepkinin gelmesi çok normal. Halkbank ile ilgili yapmış olduğumuz yorumumuzda evet, şu an için tepkinin devamı için 10-13-12 seviyesi bahsetmiştik ki bu seviye üzerinde kapanış oluşması şu kırmızı önemli direncin üzerine atarak önümüzdeki günlerde bu tepkinin daha da güçlenmesi anlamında işaret verecektir, üretecektir. Bunun dışında Vakıfbank sabah gerçi detaylı bir şekilde oldukça fazla değil ama yine de endeksin karşısında güçlü seyredebilecek, endeks tepki verirken endeksten fazla tepki verecek, endeks düşerken daha az düşebilecek şöyle hisseleri çalışmıştık. Mesela bir Tüpraş, hemen şöyle bakalım. Tüpraş önemli dipte, buradan tepkilerin gelmesi isteği devam ediyor. Net Holding, şöyle bakıyoruz. Evet, Net Holding şu an için olumlu gözüküyor. Sabancı Holding, evet, Sabancı Holding de tepki verebilecek hisseler içinde gözüküyor. Kortsa zaten uzun süre söyledi, gayet olumlu. Şu an için olumlu olduğunu görüyoruz. Kartonsan gayet olumluydu. Evet, olumlu hareketin devamını görüyoruz. Karsan, Karsan'da da olumlu bir hareket söz konusu. İş Bankası C'ye şöyle bir bakıyoruz. İş Bankası C, evet, endekse göre biraz düşük kaldı ama büyük ihtimalle burada da biz yarından itibaren bir hareket söz konusu olabilir. İş Bankası C hisse senedinde. Hemen buradan Halkbank demiştik. Gübre fabrikaları biraz daha endekse göre düşük kaldı ama büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde sanki burada bir tepki hareketinin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Ereğli'nin olumlu geliştiğini söylüyorduk. Ereğli'de de şu an için görüntünün gayet olumlu geliştiğini söyleyebiliriz. Cemtaş
Bu hisse zaten oldukça güçlüydü ki geçen hafta itibariyle bahsetmiş olduğumuz güçlü gördüğümüz hisselerden de şu an için olumlu hareketin devamını görüyoruz. Alarko'nun olumlu geliştiğini söylemiştik. Burada hala olumlu. Aksen bu hissede bir hareketlik söz konusu. Aksen. Evet, burada da şu an için olumlu geliştiğini söyleyebiliriz. Hemen şöyle Aselsan, evet Aselsan'a bakıyoruz. Aselsan'da da toparlamanın biraz daha hızlı olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Bunun ötesinde Anadolu Efes'te endekse göre son dönemde güçlü gitmişti. Bu hareketin devamı biraz daha gelecek gibi gözüküyor. Evet, şimdilik Yapı Kredi Bankası, bankaların hepsine bakmışken Yapı Kredi Bankası'nda da olumlu bir görüntü var. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle bu tepkinin bankalarla birlikte yukarı yönde hareketi tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Faizler tarafında çünkü olumlu hareket sonrası bugün biraz daha yukarı hareket var ama yatay ve önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle olumlu gelişebilecek hareketlerden bahsediyor olacağız. Hisselerde de. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle.